Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Havzası'nda Türkiye'nin en kaliteli susamı geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Bölgedeki iklim dolayısıyla yağ oranı yüksek ve aroması çok lezzetli olan sarı susamın en büyük talipçisi Japonlar. Gökova'nın geleneksel yöntemlerle üretilen susamın son yıllardaki en büyük müşterisi Japonya. Japonlar geleneksel yemekleri sushi yapımında ve yemeklerde dekoratif ürün olarak kullanıyor. Susam hasadının başlaması sonrası Japonya'dan ihracatlı firması ile Gökova'ya gelen Japon iş adamları susam tarlasında incelemelerde bulundu. Gökova Havzası'nda 9000 dekarlık alanda sarı susam ekimi yapılıyor. Gübre kullanılmadan organik olarak yerleştirilen sarı susam Haziran ayında ekim yapılıyor. Eylül ayında ürünlerin kesilmesi ve kurumaya bırakılmasının ardından 18-20 gün sonra geleneksel yöntemlerle ana ürün çırpılarak çıkarılıyor. Havası ve toprağı nedeniyle Muğla bölgesinde sadece Gökova Havzası'nda yetişen sarı susamdan bu yıl 100 ton rekolte bekleniyor. İhracat firma yetkilisi ve Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yardımcısı Mois Hemsi şunları söyledi. Gökova'da yetişen susamları Japonya'ya ihraç ediyoruz ve tamamını Japonya'ya ihraç ediyoruz. Sarı susamı daha çok dekorasyon için salatalarda, sushi'de kullanıyorlar. Bu sene üründe bir sıkıntı beklenmiyor. Hava şartları gayet uygun gitti ve susam mahsulü bol gözüküyor. Gökova Akçapınar Mahallesi'nde susak üreticiliği yapan Hasan Köroğlu, hava koşullarının sarı susam için çok iyi geçtiğini ve Gökova Havzası'nda bu yıl 100 bin ton susam ürünü beklediklerini açıkladı. Köroğlu şöyle konuştu. Güzel çünkü tam zamanında yağış da oldu. Evini çok güzel olur. Susamın ekimin zamanı Haziran ayında ekiyoruz. Ekildikten 90 gün sonra yolmaya başlıyoruz. 18 veya 20 gün arasında çırpılıyor. Yani hasatı toplamaya başlıyoruz. Yani gümüllerimizi deviriyoruz. Bir de susamlarımız Gökova olaraktan çok geçte olduğu için, yani kuruda olduğu için yağ oranı, evin oranı çok güzel. Bayağı yılda 10 kilo veya 11 kilo verirken tenekesi yani dolusu bu sene tahmin ediyoruz 13-14 kilodan aşağı olmaz. Çünkü çok güzel zamanda yağış oldu ve verim bu sene çok çok kalitenin üstünde oluyor. Rekolta şu anda 100 tonun üzerinde bekliyoruz Gökova olarak susam verimi. Fiyat konusunda tam kesin fiyat yok. 25 lira falan deniliyor ama sonunda tüccarlığa belirleyecek. Alıcı ne kadar çok olursa fiyat da tabii o kadar yüksek oluyor.